13'te kalmıştık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Anımsatayım, daha önceki bölümlerde, daha bir önceki bölümde, yani geçen hafta başkalarının ne dediklerine kulak vermek, işte onu bunu çekiştirmek, dedikodu yapmakla ilgili konuları görüşüyordu, tartışıyordu. Devam ediyor. Çünkü bu kötü şeyden diyor, bir 12'nin 7. son parçasına bakarsak, bu kötü şeyden şu çok iğrenç zaaf türemektedir. Gizlice kulak kabartma, kamuya açık ya da gizli meselelerle ilgili soruşturma ve güvenilir bir biçimde anlatılmayan ve güvenilir bir biçimde işitilmeyen birçok olayla ilgili bilgi edinme, bu büyük bir zaaftır, zayıflıktır. 13'le devam ediyor. Bunu amaç edinmiş olan Demokritos'un şöyle başlamış olduğunu düşünüyorum. Yani bu zayıflıktan kurtulmak için kurtulmayı amaç edinmiş. Sessizce yaşamayı isteyecek olan kişi ne özel olarak ne de resmi olarak, yani ne kamusal alanda ne özel alanda, birçok şeyi bir arada yapmasın. Tabii ki gereksiz şeyleri ima ederek, çünkü eğer gerekliyseler hem özel olarak hem de resmi olarak yapılmalıdır. Tabii resmi çevirisi çok uygun değil arkadaşlar. Kamusal olması lazım, değil mi? Yani ortalık yerde bir takım şeyleri saklamaya çalışırsanız, saklanmayacak şeyleri, saklanması gerekli olmayan şeyleri saklamaya kalkarsanız, işte o bir takım dedikodulara, yorumlara yol açabilir. Gerçekten de ağırbaşlı bir görev bizi çağırmadığında eylemler durdurulmalıdır. Yani bize bir takım görevler yüklendiğinde ve bu bize yakışmıyorsa da, bize yakışmayan görevleri yapmamalıyız. Çünkü nadiren girişimde bulunmak, öte yandan hep talih üzerinde düşünmek, ki bu özellikle Helenistik dönem felsefesinde fortuna üzerinde düşünmek, neden başımıza gelenlerin bu şekilde geldiği üzerine kafa yormak, yalnız kafa yormak değil tabii arkadaşlar, kaygı, ağır bir kaygı oluşuyor. Herhalde bu gelecek korkusudur. Gelecek korkusu zamanı yaşayamamaya götüren bir şeydir. Bazılarınız da okumuştuk epey eskiden. Heidegger'in zaman üzerine bir metni var. Türkçe'ye de çevrilmişti. İşte Aristoteles'in, Aziz Augustinos'un ve Heidegger'in, Saffet Hoca, Saffet Babir çevirisiydi. Üç metnin olduğu bir kitap var. İnce bir kitaptır. Zaman üzerine diye. Belki anımsayanlar vardır. Eğer edinmediyseniz edinmenizi isterim. Fena bir çeviri değildir Türkçesi. Şimdi Heidegger diyor ki zaman nedir sorusu.
Zaman, eğer zamanı duyuyorsanız, duymak istiyorsanız, geleceğe açık olmalısınız. Geleceğe açıklık çünkü çağımız insanı büyük ölçüde kapalı yaşıyor. Ne demek? Ne demek yani? Gelecek konusunda düşünceleri yok mu? Var. 50 sene sonra teknoloji nasıl olacak? Böyle kurumlar var. Tahminde bulunuyorlar, değil mi? Ama bunlar geleceğe açık olmak demek değil arkadaşlar. Bunlar şimdinin uzatılması, hani şeyde istatistikte filan kullanılır, ekstrapolasyon gibi bir şey uzatırsınız yani. Bu halin uzatılması anlamındadır. Geleceğe açıklık, hayata açıklık anlamına geliyor. Çünkü insanlar genellikle kendilerini güvence altına almak için kapalı yaşarlar. Kapalı olmayı seçerler. Ben önümüzdeki 30 yıldaki hayatımı planladım. Yani ne yapacağım konusunda her şey planlı. Ne zaman tatile çıkacağım? Kimlerle? Nasıl? Şirketler ona göre plan, A planı, B planı, C planı, değil mi? Bunlar büyük ölçüde şimdinin uzatılması anlamına geliyor. Hatta daha ağırı da vardır. Geçmişin uzatılması, geçmişin geleceği istila etmesi demektir ki birçok kapalı kültür böyle yaşar. Mazide kalmıştır. Onları yenileyemez, tazeleyemez. Geleceğin ona sunabileceği imkanlara açık yaşayamaz. Bu zamana açıklık anlamına geliyor ki Heidegger ve Hegel, Hegel tabii çok ilginç bir lapsus oldu, dil sürçmesi. Heidegger ve Nietzsche. Özellikle Heidegger bunun adını koyuyor işte. Zeitlichkeit dediği şey budur. Hani zamansallık diye çeviriyoruz ama yani ne olduğunu da herhalde çeviren de anlıyor mudur? Neyse küçümsemeyeyim insanları da, yanlış bir şey. Ama orada bir şey var. Yani zamana açık olmak ne demek? Ha, Seneca öyle yaşamıyor. Seneca kapalıdır. Mesela şu da değildir. Carpe Diem diye bir vakitler bir filmin etkisiyle galiba özellikle bizim Türkçe'de de kullanıyordu. Carpe Diem günü yakala kopar demek. Yani carpe mesela meyveyi ağaçtaki meyveyi yakalayıp koparıyorsunuz. O carpe. Carpe diem günü yakala. Bu şey diye anlıyor. Yani vur patlasın, çal oynasın, günün keyfine bak. Biz hayyamı filan da öyle anlarız. Yani hani iç bade güzel sev, varsa aklı şuurun filan gibi dünya neymiş ne umurun filan gibi bir şey anlıyoruz. Bu kapalı. Bu şimdiye hapsolmuş kapalılıktır. Maziye hapsolmak vardır. Ama geleceğe hapsolunmaz. Yani şöyle saçma sapan ütopyalarla tasarladığın gelecek zaten gelecek yaşantısı değildir o. Gelecek o değil. Gelecek
ne gelecekse ona açık olmak demek. Ve bu bir göze almayı gerektiren bir yaşam biçimidir. Neyse, metne dönelim. Çünkü nadiren girişimde bulunmak, öte yandan hep talih üzerinde düşünmek ve karşısındakine güven konusunda kendi kendine hiç söz vermemek en güvenilir şeyler olduğuna göre çok iş yapan kişiyi çoğu kez talihin kendisi üzerinde yetkisinin olmasına sebep olur. Eğer bir şey olmazsa deniz yolculuğuna çıkacağım ve eğer bir şeye karşı çıkmayacak olursa praetor, yani o dönem yüksek bir makam. Yani biz tabii bizim kültürümüzde Allah nasip ederse, Allah izin verirse veya daha dindar olmayanlar için işte işler yolunda giderse, bir engel çıkmazsa, bu bir talihle hesaplaşmadır belki. Eğer araya bir şey girmezse ticari işim bana kazanç sağlayacak gibi. Demek ki akıllı insanın başına beklentisi dışında hiçbir şey gelmez. Yani başımıza gelenler hayatı, talihi nasıl yorumladığımızla ilgilidir. Bakın, bu sözün altını çizmek gerekir. Akıllı insanın başına beklentisi dışında hiçbir şey gelmez. Bu nedir biliyor musunuz? Bu eski Yunan. Eski Yunan'da halk arasında yerleşmiş bir deyiş vardır, deme vardır. İyi insanın başına kötü bir şey gelmez. Çok çarpıcı bir söz değil mi? Neden öyle demişler acaba? Çünkü başımıza kötü bir şey, yani bir kaza geçirebiliriz, ne bileyim işlerimiz iyi gitmez, iflas edebiliriz, ağır hasta olabiliriz, bela, evimiz yanabilir, zelzele olur falan, neyse. Bu bir bela, değil mi? Ama iyi insan bunu bir bela olarak algılamaz da onun için. Yani iyi insanın başına kötü bir şey gelmez. Bu kadim kültürlerde var. Yani eski Yunan sözüdür. Hatta bir zamanlar onun eski Yunancasını da ezbere söylüyordum. Şimdi unuttum. Derslerde öğrenmiştik çünkü. Öğrendiğimde çok şaşırmıştım ama daha eski kültürlerden gelme olduğunu düşünüyorum ve çok anlamlı bir söz olduğunu düşünüyorum. Mutluluk, mutluluk da odur arkadaşlar. Mutluluk kadim kültürlerde dürüst olmak demektir. Ancak dürüst insan mutlu olabilir. Ahlaksız mesut olamaz, eski sözcük kullanayım. Saadete erişemez. O ancak haz alabilir belki. Ama mutluluk ahlaklı olmayı gerektirir. Nasıl insan bazen ahlaklı, bazen ahlaksız, bazen dürüst, bazen dürüst olamazsa gerçi oluyor ama
Yani dürüstlük bir ahlak karakteri ise mutluluk da bir ahlak karakteridir. Yani bazen mutlu, bazen mutsuz olunmaz ya. Yani. Mutlu insanın başına her türlü bela gelebilir. Ama o insan onu bir bela altında ezilecek bir haksızlığa uğramış olduğu bir bela gibi anlamaz. Onun bir ders olduğunu düşünür ve ondan bir ders çıkarmaya çalışır. Devam ediyorum. Demek ki akıllı insanın başına beklentisi dışında hiçbir şey gelmez. Altını çizeceğiz, değil mi? Ve üzerinde düşünülmesi gereken bir sözdür. Bunu insanın başına gelen kazalardan ayrı tutmuyoruz ama zaaflardan ayrı tutuyoruz. Onun başına istediği, yani ben nasıl bir insanım ki başıma bu geliyor? Bakın eski kültürdeki insanlar, yani kadim kültür insanları, hepsi değil tabii ama bilge olmaya çalışanları böyle bunu sorarlardı. Yani hatta şimdi bile Allah'ım ne kabahat işledim ki bana bunu verdin diye de sorulabilir. Yani başımıza gelen belaların, acıların, ağrıların bir ceza olduğunu düşünenlerimiz var. Ama sadece ceza değil. Başımıza gelenler karakterimizle ilgilidir. Şimdi Herakleitos'un sözü aklıma geldi. Herakleitos karakterim yazgındır diyor. Yani başıma gelenler kaderim karakterimle ilgilidir. İnsanın yazgısı karakteridir. Başına gelenler nasıl bir insan olduğunla ilgilidir. Artık nasıl yorumlayacaksın? Onun başına istediği her şey gelmez ama tasarladığı her şey gelir, özellikle tasarladığı şeylere bir şeyin karşı koyabileceğini düşünmüştür. Yüzüstü bırakılmış bir arzunun verdiği acı ise ruha daha hafiflemiş olarak ulaşmalıdır. Bu da tabii Stoa'nın müthiş bir sorusudur. Daha doğrusu Stoa'dan da önce Aristoteles'le ilgili. Arzular ve onların gerçekleştirilmeleri. Ama Stoa özellikle bu konuda kafa yormuştur. Çünkü gerçekleştirilememiş olan beklentilerinizin sizde yaratacağı acı, ızdırap, hayal kırıklığına karşı insan olarak ne yapabilirsiniz? Yani Stoa felsefesi, daha doğrusu Helenistik felsefe, yani Aristoteles'ten sonra işte Hristiyanlığın egemen olacağı döneme kadar devam eden Yunan ve Roma düşüncesine Helenistik düşünce diyorduk, anımsarsanız. Devam ediyorum. Yüzüstü bırakılmış bir arzunun verdiği acı ise ruha daha hafiflemiş olarak ulaşmalıdır. Tabii ki ona başarı sözü vermemişsen. Tabii Stoa başarının da ne olduğu üzerine yorumlar yaparak çekilen acıları belli biçimde gözden geçirir, onlara anlam verir. Kararlaştırılmış işlere, 14'e geçtim.
kendimizi çok fazla vermeyelim. Bizi rastlantının ittiği şeylere geçmeyelim. Amacın veya konunun değişmesinden çok korkmayalım diye kendimizi de uysallaştırmamız gerekir. Mesela bu tamamen Nietzsche'ye aykırı bir söz. Heidegger'e de tabii. Yani kendimizi uysallaştırma işi. Huzur için çok zararlı bir zaaf olan tutarsızlığın, bu da güzel bir saptamadır. Tutarsızlık vicdan sahibi, kendisiyle hesaplaşan insanlara çok acı verir ama çağımızda ve özellikle ülkemizde birçok tutarsız insan görüyoruz. Hiç de huzurları filan da bozulmuyor. Bugün bir şey söylüyor, ertesi gün tam tersini söyleyebilir. Hiç umurunda bile değil. Söz verir tutmaz, yalan söyler. Ve bunu bir ahlaksızlık olarak da kabul etmiyor. Bu iş böyle yapıyor. Siyaset yapıyoruz. Veya ticaret yapıyoruz. Elbette çalacağız, çırpacağız, hile yapacağız. Yani bu işin gereğidir diye düşünüyorlar. İşte bakın, bu tip insanlar için tutarsızlık kadar huzuru bozan bir şey olamaz diye. Yani bazılarımız için olabilir. Ama galiba giderek insanların mantıksal duyarlılığı da azaldığı için tutarsız olup olmadıklarının da farkında değillerdir. Ama unutmayalım ki arkadaşlar, tutarsızlık ahlaksızlıktır. Çünkü tutarsız insandan her şeyi bekleyebilirsin. Yani ne demek tutarsızlık? Yani birbiriyle çelişkili bir sürü söz söyleyebilir. Yalan söyleyebilir. Bir dediğini ertesi gün tersini söyleyebilir. Yani günlük anlamıyla anlıyoruz. Yoksa sıkı bir mantıksal anlamıyla alınmıyor sanıyorum. Huzur için çok zararlı bir zaaf olan tutarsızlığın bizi çekip almaması koşuluyla, çünkü hem huzursuz ve zavallı kararlılığa ihtiyaç vardır. Bunun zararına talih daima bir şeyleri zorla ele geçirir. Kararlı olmak gerekir diyor. Hem de hiçbir yerde kendini bir sınır içinde tutmayan tutarsızlık çok daha ağır olsa gerek. Kötü bir çeviri ama herhalde genel anlamı da çıkıyor. Huzurlu olacaksanız, huzuru kalp içinde olacaksanız, tutarlı olmak gerekir. İçinizin rahat olması için. Yani tutarlı olma ilkelerinize uygun yaşıyor olmaktır. Hem ben hiç yalan söylemem deyip sürekli yalan söylüyorsanız bu bir tutarsızlıktır. Hem hiçbir şeyi değiştirmemek, hem de hiçbir şeye katlanamamak. İkisi de tehlikelidir. En azından ruhun yabancı olan her şeyden kendini alıkoyması gerekir. Bu da tamamen Nietzsche karşıtı bir söz. Yabancı olandan korkma. Kendine güvensin, kendi kendine sevinsin,
kendininkilere saygı göstersin. Yabancılara ait şeylerden olabildiğince uzak dursun. İşte bu da maalesef bir dogmatizm aslında bir şekilde. Ama zaman zaman büyük tehlikeler karşısında, işte savaşlarda, büyük kavgalarda, çatışmalarda insanın tavrı böyle olabiliyor. Kendini kendine adasın, zararları duyumsamasın, talihsizlikleri bile iyilikle yorumlasın. Deniz kazası kendisine bildirildiğinde bizim Zenon, ki bu Sta okulunun kurucusudur, bütün mallarının batmış olduğunu duyunca der ki, kader bana yüküm daha hafif olarak bilgece konuşmama emrediyor. Yani o malımdan, mülkümden kurtuldum. Şimdi rahatım. Ya mal mülk varken ne kadar çok kaygı duyuyordum. Yani evim varken eyvah, işte evin tamiri mamir, evim yandı. Çok rahat ettim ya. Yani bu da bir stoik tavır tabii. Tiran, filozof Theodoros'un ölümle ve hatta cenaze töreninin yapmamasıyla filozofu tehdit ediyordu. Kendi kendinin hoşuna niçin gidersin diye düşünürsün. Kanımın bir damlası bile senin hakimiyetindedir der. Çünkü münasebetsiz insan toprağın altında mı yoksa üstünde mi çürüdüğümün beni ilgilendirdiğini sanıyorsan, herhalde çünkü ey münasebetsiz insan diyor herhalde, bu cenaze töreni ile ilgilidir. Yani beni ister göm ister gömme. Böyle tehdit edemez. Her şeyden önce kendisine karşı duyulan beğeniye bizim yüzyılımızda doğmuş olmasının bile engel olamadığı büyük bir insan olan Canus Julius Gaius ile uzun süre çekişmiştir. Ayrılırken ona ünlü Phalaris budalaca bir ümitle kendine hemen iltifat etmeyesin, götürülmeni emrettim dedikten sonra, ey muhterem Princeps, teşekkür ederim diye cevap verir. Ne demek istediğinden kuşkum var. Çünkü aklıma birçok şey geliyor. Kışkırtıcı olmak ve içinde ölümün bir lütuf olduğu zalimliğinin ne kadar büyük olduğunu göstermek mi istemiştir? Yoksa her günkü deliliğiyle ona kusur mu bulmuştur? Çünkü ona hem çocukları öldürmüş olanlar hem de malları gasp edilmiş olanlar teşekkür ediyorlardı. Yoksa sanki özgürlükmüş gibi isteyerek mi kabul etti? Hangisi olursa olsun yüce bir ruhla yanıt verir. Birisi şöyle diyecektir. Bundan sonra Gaius onun yaşamasını emredebilirdi. Canus'un bundan korkusu yoktu. Bütün buyruklarında Gaius'un sözünde duran birisi olduğu bilinen bir şeydi. Onun hiçbir kaygı duymadan infaza kadar 10 günlük bir ara istemiş olduğuna inanıyor musun? Bu insanın bunları söylemiş olması, yapmış olması ve böyle dingin kalması olacak şey değil. İşte bu yaşamın büyük belalarına karşı nasıl dingin kalabilirsin? Evet, burada Roma'la ilgili hikayeler, Julius Canus anekdotu, Phalaris falan tarihle ilgili, ama bizde
Kalan herhalde başına ne gelirse gelsin. Tabii bunu ta Sokrates'ten bu yana görüyoruz. Yani insanlar başlarına gelen büyük tehlikeler karşısında nasıl ruh dinginliğini koruyorlar. Kenturia komutanı bir birlik ölüme gidenlerin sürüsünü çekiştirirken onu da çağrılmasını emrettiğinde Kenturia dama oynuyordu. Çağrılınca taşları saydı ve oyun arkadaşına şöyle dedi. Bak, ben öldükten sonra yalan yere senin kazanmış olduğunu söylemeyesin. Yani ben ölüme gidiyorum ama hile yapma yani diyor. Sonra Kenturio'yu başıyla onaylarken benim bir taşla önde gittiğime tanıklık edeceksin der. O tahtada sen Canus'un oyun mu oynamış olduğunu sanıyorsun. Vakit geçirmiştir. Arkadaşları böyle bir insanı kaybedecekleri için üzgündüler. Niçin üzgünsünüz der. Acaba ruhlar ölümsüz müdür? Dikkat edin Sokrates'in ölümü. Ne benzer? Ölüm karşısındaki tavrına benzer bir durum. Acaba ruhlar ölümsüz müdür diye soruyorsunuz. Ben pek yakında öğreneceğim diyor. Yani biliyorum. Bu Sokrates'ten farklı ama. Yani Sokrates çok emindi. Bunda öyle bir dinginlik var ki öğreneceğim diyor. Belki yoktur öyle bir şey. Ama size gelip söyleyemem tekrar dönüp. Yani ne olacağını ama öğreneceğim yani. Değil mi? Hani Epiktetus'la ilgili de öyküler vardır hep. Efendisi bir filozof ama köle iken efendisi bunun bacağını kıvırmaya başlıyor. Efendiler köleleri böyle eziyetler, bacağını kıvırır, kolunu çevirir neyse. Epiktetus diyor ki kırılacak. Biraz sonra tekrar efendisine dememiş miydi? Bu kadar. Yani Allah belanı versin yahut neyse Tanrı kimse o belanı versin filan demiyor. Kızmıyor da. Bacağımın kırılacağını söylemiştim. İşte kırıldı. Yani nasıl böyle bir dinginliğe erişebiliyorlar? Tabii bunu arkadaşlar akılla yapıyorlar. Çünkü Stoa'nın tek dayandığı güç biliyorsunuz Stoa'da tanrılar vardır ama etkin değildirler. Dolayısıyla onlara dua edilmez. Onlardan medet umulmaz. Bir tek gücünüz vardır. O da aklınızdır. Gerçekliği kendi sonunda aramakta ve kendi ölümünün bir araştırma konusu, kendi ölümünü bir araştırma konusu yapmaktan vazgeçmemiştir. Ona kendi bilgesi eşlik ediyordu ve Tanrımız Kaiser'e her gün kutsal törenin yapıldığı toprak yığını
artık uzak değildi. Yani buradaki Tanrı daha böyle materyalist veya bir mitolojik bir şey olabilir. Çünkü Stoa maddecidir, yani doğadır. Doğadan başka, doğanın ötesinde bir şey yoktur. O şimdi ne düşünüyorsun Kanus der. Ya da nasıl bir zihne sahipsin? Bu çok hızlı değişim içinde acaba ruh kendisinin dışarı çıkmakta, bakın virgüller falan ne kadar yanlış yerlere konmuş. Acaba ruh kendisinin dışarı çıkmakta olduğunu duyumsayacak mıdır diye gözlemlemeye karar verdim. Yani ruh ölürken ne olacağına bakacağım diyor. Ölüyorum ama ölümün bir bilimsel bir araştırma olacak. Bakalım ruh nasıl çıkıyor bedenden. Ve bir şey keşfederse arkadaşlarını ziyaret edeceğine ve ruhların durumunun ne olduğunu bildireceğine söz vermiştir. Arkadaşlar ben ölürken ruh çıktı, işte Hades'e gitti, bir yere gitti. Haberiniz olsun, siz ölürken de başınıza bunlar gelecek diye dönüp onlara bildireceğini söylemiş. İşte fırtınanın ortasındaki dinginlik, işte ebediyete layık zihin, kendi kaderini gerçeğin kanıtlanmasına çağıran, o en son adımda dururken bile, o en son adımda herhalde dururken bile dışarı çıkan ruhu soruşturan, çünkü bu inanca göre ruh bir nefestir. Zaten ruh bu anlamda işte eski Yunan'da psühe dediğimiz şey veya anima, animus, dışarı çıkan bir şey. Bu dışarı çıkan ruhu, ruh yani nefes demek. Yani psühe veya işte psikoloji kelimesini oluşturan nefes. Çünkü ölen insanlar dan bir son olarak bir nefes çıktı. Ve ondan sonra öldüğü gözlemlenmiş. Ve demiş ki işte bu nefesle beraber ruh da bedenden çıktı diye düşünülmüş. Dışarı çıkan ruhu soruşturan ve sadece ölüme kadar değil ama ölümün kendisinden de bir şey öğrenen zihin. Hiç kimse daha uzun süre bilgece düşünmemiştir. Yüce bir insan birdenbire terk edilmeyecektir ve sevgi kendisinden sevgiyle konuşulacaktır. Ey Gaius'un cinayetlerinin en büyük parçası olan pek ünlü baş, seni Kanus, seni bütünüyle belleğe kaydedeceğiz. Yani ne kadar muhteşem bir insansın. Ölürken bile incelemeye, araştırmaya gidiyorsun. Yani Sokrates'in ölümünden farklı, çok ilginç bir ölüm. Kanus'un ölümü diye bir yazı yazılabilir belki. 15. bölüme geçiyoruz. Ama kişisel hüznünün sebeplerini, tabii hüzün çevirisinin de uygun olmadığını hep düşünürüm.
Çünkü hüzün bize özgü bir şeydir. Yani Roma'da hüzün olduğunu düşünmüyorum. Acı olabilir. Melankoliye benzer belki bir derin veya hafif ızdırap ama hüzün hüznün bu topraklara ait özel bir duygu durum olduğunu düşünürüm. Belki de bir hüsnü kuruntu olabilir ama işte Haşim Ahmet Haşim'in melalden anladığı gibi hani diyor ya melali o belde isimli şiirinde melali anlamayan nesle aşina değiliz. Şimdi tabii hiç nesil anlamıyor herhalde. Bizim nesilde melali anlıyor muydu? Bilmiyorum. Türkçe değil. Çünkü diyebilirsiniz ama. Başka bir şey kastediyor. Belki orada sözcük üzerinde durmamak gerekir ama. Kişisel hüznün sebeplerini bir kenara bırakmış olmanın hiç yararı yoktur. Çünkü bazen İnsan soyuna duyulan nefret kişiyi sarar. Sadeliğin ne kadar ender olduğunu, dürüstlüğün ne kadar bilinmez bir şey olduğunu, bakın demek ki yüzyıllar geçmiş, 2000 yıl neredeyse geçmiş. Hala aynı durum var. Çok fazla bir şey değişmemiş. Sadeliğin ne kadar ender olduğunu, herhalde burada saflık anlaşılsa gerek, dürüstlüğün ne kadar bilinmez bir şey olduğunu, yarar olmadıkça güvenirliliğin güç bela var olduğunu düşündüğünde yani insan ilişkileri yarara dayanırsa güvenilir oluyor. Yani yararın önde gittiği bir ilişki ancak o zaman güvenilirlik oluyor. Hem böyle başarılı suçlar bütünlüğü ortaya çıkar, hem tutkunun aynı derecede nefret edilen kazançları ve zararları, hem de rezillikle ünlü olacak kadar kendini sınırları içinde tutamayan hırs ortaya çıkar. Ruh karanlığa sürüklenir ve ne ümit beslemesine izin verilen ne de bir ümide sahip olması yararlı olan özlemler alt üst olunca sanki karanlıklar ortaya çıkar. Yani artık değerler anarşisi ortaya çıkıyor, bir kaotik durum ortaya çıkıyor. Buna öyle ikna olmalıyız ki kalabalığın bütün zaafları bize nefret edilen şeyler olarak değil ama gülünç şeyler olarak görülsünler. Ve Demokritos'a Herakleitos'tan daha çok öykünelim. Nedense Herakleitos'u pek beğenmedi anlaşılıyor. Çünkü Herakleitos sonuncusu halkın karşısına kaç kez çıksa ağlardı. Diğeri gülerdi. Hakikaten Herakleitos için böyle söylentiler vardır. Böyle melankolik bir düşünür
olduğu konusunda. Demokritos'a daha gülen biriymiş, daha şenlikli biri. Herakleitos'a yaptığımız her şey zavallılık olarak görünürdü. Demokritos'a saçmalık olarak. Çünkü zavallılık olarak gördüğünüzde daha karamsarlığa kapılıyorsunuz. Ama saçmalık daha şenlikli bir bakış olabilir. Yani mizah da buradan rahat çıkabilir. Öyleyse her şeyi hafifletmek ve ferah bir ruhla, bu da güzel bir söyleyiş değil mi? Ferah ruh. Ferah bir ruhla bunlara katlanmak gerekir. Yaşama kederlenmek yerine gülmek daha insancıldır. Çok ilginç değil mi? Yani Stoa karamsar değil. Tedbirli. Veya daha bizim kültürün biraz eskice sözlerinden daha temkinli. İyimser de değil değil mi hocam? İyimser de İyimser, değil. İyimser, iyimser değil. Çünkü ihtiyatlı olduğunuzda biraz gergin oluyorsunuz. Yani bakın iyimser olan Nietzsche. Oysa hep böyle kötümser diye anlatılır. Ama Stoa hep gardını alarak yaşam karşısında durduğu için hep kendini korumaya çalışıyor. Eyvah bela gelecek, hazır olayım. Kayıplara karşı hazırlık. Dolayısıyla bu ustaca yapılmazsa o zaman ruh darlığına yol açar. Yani ruhumuz daralır. Böyle bir böyle bir tehlike var, ruh darlığı gibi bir tehlike. Ruh sıkışması olabilir. Ruhunuz ağrıyor. Ağrıyabilir. Yalnız bedeniniz değil, ruhunuz da ağrıyabilir. Devam ediyorum. Demokritos, Herakleitos karşılaştırılması. Her şeyi hafifletmek ve ferah bir ruhla bunlara katlanmak gerekir. Yaşama kederlenmek yerine gülmek daha insancıldır. Daha insana yakışır. İnsan soyuna, onun için yas tutandan daha çok ona gülenin layık olduğunu da ekle. Yani gülerek yaşamak, yaşamaya daha yakışandır. Sonuncusu o iyi ümit için bir pay bırakır. Yani Stoa'nın ümit var olduğunu, umutlu olduğunu da görüyoruz. Diğeri ise düzeltebilmekten ümidini kestiği şeylere aptalca üzülür. Ruhun en ılımlı mizacını etkilediğinde ve bu kadar büyük bir donatımdan büyük hiçbir şeyin, korkunç ve de zavallı hiçbir şeyin çıkmadığını sandığında gözyaşlarını tutamayandan çok gülüşünü tutamayan evrensel düşünen kişi daha yüce ruhludur. Yani karamsarlık gerçekten ruhumuzu baskı altına alır, basık ruhlu oluruz.
cüce ruhlu oluruz. Kendileri yüzünden neşeli ve hüzünlü olduğumuz şeyleri tek tek herkes kendisi için ortaya koysun. Bir onda bakın bir bilgedir. Bunun da adı hep anılır. Bir onun söylediği şeyin doğru olduğunu anlayacaktır. İnsanların bütün işlerinin başlangıçlarına çok benzediğini ve onların yaşamlarının döllenmelerinden daha saygı değer ya da daha önemli olmadığını, hiçlikten doğanların hiçliğe düştüklerini söylemiştir. Yani nedir? Yaşama bir mana yükleyin. Ama bu yüklediğiniz mananın altında kalmayın. Ezilmeyin, ızdırap çekmeyin gereksiz yere. Ruh sıkışıklığı yaşamayın. Ruh darlığı yaşamayın. Geniş olun. Kahkahalara ve gözyaşlarına kapılmadan toplumsal adetleri ve insansal zaafları uysallıkla kabullenmek daha iyidir. Çünkü başkalarının başına gelen talihsizlikler sebebiyle azap çekmek sonsuz bir mutsuzluktur. Başkalarının başına gelen kötülüklerden keyif almak vahşice bir zevktir. Yani ne keyif alın ne de gereksiz biçimde ızdıraba düşün. Tıpkı birisi oğlunu öfkelendirdiği için yakınmanın ve surat asmanın yararsız bir insanlık gösterisi olması gibi. Ne demek istiyorsa herhalde bir sıkıntı var. Her neyse. Yani gereksiz yere öfkeye kapılmayın. Kişinin kendi başına gelen talihsizliklerde de üzüntüye alışkanlığın istediği kadar değil, doğanın istediği kadar yer verecek şekilde. Bakın çok müthiş bir şey. Doğa. Çünkü bir talihsizlik varsa, acı çekiyorsanız arkadaşlar, çekeceksiniz. Ama bu doğanın istediği kadar olacak. Yoksa işte etrafa bakıp Allah, annem aylarca üzülmüştü, demek ben de aylarca üzülmem gerekir. Yani her kültürün bir yas tutma tarzı vardır, işte 40 gün, 3 sene veya yıllarca bitimsiz biçimde de yas tutulabilir. Tutan kültürler vardır. Ama böyle yapmayın diye. Doğanın istediği kadar. Müthiş bir söz değil mi? Sevineceksin, evet. Yani duygularını doğanın istediği kadar belki tüketecek şekilde yaşayacaksın. İçinde acı kalmayacak örneğin. Doğanın istediği kadar. Çünkü pek çokları gösteri yapmak için gözyaşı dökerler. Ha, bu işin gösteriş kısmı için söylüyor. Yani doğanın gereği üzülmüyorsun. Sırf etrafa
üzüntülü görünmek için. Seyirci bulunmadığı sürece kuru gözlere sahip olurlar ama birisi baktığında başlarlar ağlamaya. Yani bu bir gösteriş olsun diye. Herkesin ağladığı bir sırada ağlamamayı ise ayıp bulurlar. Ya babası ölmüş bak hiç ağlamıyor, başını duvarlara vurmuyor, inlemiyor. Başkasının düşüncesine bağlı olmak kötülüğü o kadar derine işlemiştir ki keder çok doğal bir şey olduğu halde iki yüzlülüğe dönüşür. Bu da hakikaten müthiş bir şey. Çektiğimiz ızdırap bir numaraya dönüşüyor. Oysa ızdırap doğaldır. Çekilmelidir. Demek ki arkadaşlar, sevinmek de, üzülmek de, sevinmenin de, üzülmenin de bir ustalığı olsa gerek. Aynı şekilde eğlenmenin de. Halbuki biz bunları herhalde gelenekten veya çevremizden veya neyse işte sosyal medya aracılığıyla insanlar, yakınlarımız, ilişkide olduklarımız nasıl eğleniyorsa biz de öyle nasıl tatile çıkılıyorsa öyle tatile çıkıyorsun. Eğlenmek için nerelere gitmek gerekirse oralara gidiliyor. Böyle bir anlayış var. Ama geleneksel olarak, kültürel olarak yaşadığımız doğamıza aykırıysa sorun çıkıyor o zaman. Ya yapay işler yapıyoruz yahut gereksiz acılar çekiyoruz ve doğal yanımızı bozmuş, çarpıtmış olur. 16'da kalmıştık arkadaşlar. Arkadan doğal olarak hep hüzünlendiren, acı veren diyelim, hep huzursuzluk veren kısım gelir. İyilerin sonu kötü olduğunda Sokrates hapiste ölmeye zorlandığında Rutilius sürgünde yaşamaya, Pompeius ve Cicero kendi klientlerine boyunlarını vermeye, erdemlerin, özlemlerin canlı örneği olan şu ünlü Cato, Cato da bir bilgedir. Rutilius Rufus İsa'dan önce 105 yılı konsülüdür. Zimmetine para geçirmek suçundan dolayı Simirna, ki bugün İzmir herhalde, sürgüne gönderilmiştir. Romalı askerlere kılıç kullanma kurallarını öğreten ilk kişidir. Sürgündeyken Grekçe olarak Roma tarihi ve başka yazılar yazmıştır. Eski Roma'da toprak sahibi soylu sınıfı oluşturan Patrikiye bağlı ve bu kişilerin koruması altında olan siyasal hakları bulunmayan arazi kiracısı ya da zanaatçı olarak çalışan kişiler, clients dedikleri, bu notları da okuduk. Özlemlerin canlı örneği olan şu ünlü Cato kılıcının
Kato kılıcının üzerine atılırken kendisi ile aynı zamanda devletin de başına geleni göstermeye zorlandığında, işte Roma'da bu tip sivrilen insanların çabucak ortadan kaldırılması gibi bir özellik, yani çok sık görülen bir durum bu. İşte Seneca da aynı şekilde ortadan kaldırılmış. Tarihin borcuna karşılık olarak böyle adaletsiz armağanlar vermesinden ızdırap çekilmesi gerekir. En iyilerin en kötü şeylere maruz kaldıklarını gördüklerinde herkes kendisi için mi bir şey beklesin? Yani nasıl oluyor da en iyiler en kötü şeylerle karşılaşıyorlar? Ne var burada? Yani burada bir borç alacak şeyi mi var? İşte borcuna karşılık olarak gibi bir söz de söylemiş. Bak, her biri bunlara nasıl katlanmıştır? Bu iyi insanlar başlarına gelen kötü şeylere nasıl katlanmıştır? Ve eğer cesur idiyseler, onların başına gelenleri yürekten arzula. Eğer kadınımsı bir biçimde, bakın burada yine bir aşağılama söz konusu, herhalde korkak olanlar için söyleniyor. Eski kültürlerde, erkek egemen kültürlerde böyle bir tavır var. Eğer kadınımsı bir biçimde ve korkakça ölmüşlerse, hiçbir şey son bulmamış demektir. Ya cesaretleriyle senin hoşuna gitmeyi hak ederler, ya da korkaklıkları yüzünden arzuyla istenmeyi hak etmezler. Eğer en büyük kişiler yiğitçe ölmekle insanları korkak kılıyorlarsa, bundan daha utanç verici ne vardır? Hani en büyük kişiler, bu kişiler işte örnek verdiği, cesurca öldüler. Ama bunu bir korkaklık olarak anlıyorsak çok ayıp oluyor. Bunların nasıl bir cesaretle öldüklerini görmeli ve bunu anlamalıyız. Kaçı övgülere layıksa övelim ve diyelim ki ne yiğit, ne şanslı insan. Bütün kazalardan, kıskançlıklardan ve hastalıktan kaçtın. Hapishaneden çıktın. Tanrılara, kötü talihe layık birisi olarak görünmüş değilsin ama talihin bundan böyle bir şey yapabileceği bir kişi olmaya layık değilsin. Ama yine de kendilerini geri çekenlere ve ölümün eşiğinde yaşama geri dönüp bakanlara el uzatmak gerekir. Neşeli olan hiç kimseye, ağlayan kimseye ağlamayacağım. İlki benim gözyaşlarımı kendisi silmiştir. Neşeli zaten. Sonuncusu kendi gözyaşlarıyla
başka hiçbir gözyaşına layık olmamasına sebep olmuştur. Yani burada da nasıl dirençli olunacağını, ağlamanın, sızlamanın anlamı olmadığını tekrar vurgulamaya çalışmış. Ben diri diri yakıldığı için Herkules'e ya da bu kadar çok çiviyle delik deşik edildiği için Regulus'a ya da kendini yaraladığı için Kato'ya mı ağlayayım? Bunların hepsi önemsiz bir zaman harcaması ile, çünkü bunlar cesurca öldüler, bunlara ağlamak anlamsızdır diyor. Bunların hepsi önemsiz bir zaman harcaması ile nasıl ölümsüz olunduğunu ve ölerek ölümsüzlüğe nasıl ulaşıldığını keşfettiler. Neden? Çünkü hala onları anımsıyoruz. O halde bedenleri ortadan kalksa bile onların düşüncelerini, duygularını, yani genel olarak ruhlarını anmış oluyoruz. Eğer kendini huzursuz bir biçimde yatıştırıyorsa ve kendini hiç kimseye içtenlikle açmıyorsa, bu hiç de sıradan bir huzursuzluk nedeni değildir. Birçoklarının yaşamı bu türdendir. Sahte, gösterişe, tantanaya hazır. Çünkü sürekli kendini gözetleme azap çektirir. Kendiyle değil mi, böyle uğraşan insanlar vardır. Hani hipokondri denen bir şey, hastalığı. İşte her sabah kalktığında bir tarafı ağrır, doktorlara devamlı giden. Bir de devamlı kendini dinleyen, kendini diyor sürekli olarak gözetlemek iyi bir şey değildir. Buna da dikkat etmek lazım. Bu da berbat bir şey. Bunlar tabii pratik yaşam öğütleri. Altında bir felsefi derinleşme görülmüyor. Yani Stoa'da pek az görülebilir. Belki görebileceğimiz metinlerin bir kısmı da yok olmuş. Ne diyordu? Nasıl görünüyorsak, kendini gözetleme azap çektirir ve alışılandan başka türlü davranırken yakalanmaktan korkar insan. Nasıl görünüyorsak öyle değerlendirildiğimizi sandığımız sürece kaygıdan asla kurtulamayız. Çünkü hem istemedikleri halde insanları açığa vuracak birçok şey gerçekleşir, hem de kendilerine gösterdikleri bu kadar büyük özen iyi sonuç verse bile sürekli maske altında yaşayanların yaşamı yine de hoş, yolla mı olacak o herhalde? Nasıl sizde arkadaşlar? Yine de hoş ya da mı? Sıkıntısız değildir. Yalla yazıyor hocam ama yolla herhalde olsa gerek. Hoş ya da hocam. Ya da değil mi? Evet, ya da. Herhalde hoş ya da sıkıntısız değildir. Ama alışkanlıklarından hiçbirini gizlemeyen
maske altında yaşama. Yani kendiniz olun. Kendinizi, kendiniz sandığınız, başkaları tarafından hoş görülen, onanan, sürekli olarak övülen biri olmaya çalışmak, kendi olmaktan çıkıldığında uygun bir şey değil ahlak olarak, hem de acı verir diyor. İnsana kaygı içinde oluruz. Çünkü kendimiz olmadığımız bir şey, bir rol yapıyoruz ve rolü yapamadığımız bir zamanda yakalanabiliriz. Onun için sürekli olarak yakalanma kaygısı içinde olabiliriz. Çünkü hem istemedikleri halde insanları açığa vuracak birçok şey gerçekleşir, hem de kendilerine gösterdikleri bu kadar büyük özen İyi sonuç verse bile sürekli maske altında yaşayanların yaşamı yine de hoş ya da sıkıntısız değildir, ama alışkanlıklardan hiçbirini gizlemeyen, temiz ve kendiliğinden yalın olan bir içtenlikten ne çok keyif alır. Yalın ve içten ve kendiliğinden olursanız bu şekilde. Bununla birlikte eğer her şey herkes için serbest olursa, böyle bir yaşam hor görülme tehlikesi içine düşer. Çünkü yakınlarında bulunan bir şeyi küçük görenler vardır. Ama özlem için gözler önüne serilip de hor görülme tehlikesi yoktur. Sürekli ikiyüzlülükle azap çekmektense içtenlikten dolayı hor görülmek daha iyidir. Bakın bu da önemli bir anlatım. Sürekli ikiyüzlülükle azap çekmektense içtenlikten dolayı hor görülmek daha iyidir. Yine de her konuyla ilgili ölçüyü verelim. Doğal olarak mı yoksa kayıtsız bir biçimde mi yaşıyorsun? Çok fark eder. Hani kayıtsız, kayıtsızlık da bir sonuçta Spa'nın aradığı, ama kayıtsız olmak ve doğal olmak farklıdır. Bir yandan Spa'da hem doğaya uymak, ama doğanın gücünü İçimizde toplayarak belki sıkıntılara, kayıplara direnmeyi sağlayabilme işi. Hocam. Ben gördüğüm. Buyurun. Bendeki çeviride doğalı sonradan sade olarak değiştirilmiş. Sade mi yoksa umursamaz mı bir biçimde mi yaşıyorsun? Bu çok fark eder. Nasıl demiş? Sade mi yoksa umursamaz bir biçimde mi yaşıyorsun? Yani sade ve umursamaz, evet. Öyle mi? Evet. Evet, tabii bunların hepsinin o kültürde özel bir anlamı var. Bir bakalım, yani bu nasıl bir açılım gösterecek. Ama en uç noktada, hani kayıtsız ne anlamda kayıtsız?
buna bakmak gerekir. Yani sonuçta eğer ataraksiya şeyi varsa, yani bir ruh dinginliğini sağlayacak bir duruma götüren bir şey varsa, o da olumlu görülebilir. Ama bir uç nokta. Sık sık da kendi içine çekilmelidir insan. Çünkü birbirine benzemeyenlerin arkadaşlığı uyumlu. Ne bu? Uyumlu bağları galiba kargaşaya sürükler. Çünkü birbirine benzemeyenlerin arkadaşlığı uyumlu bağları kargaşaya mı sürükler? Sizde bağları mı arkadaşlar? Evet hocam, bağları. Evet, bağları. Bu da tabii tipik bir Aristoteles dostluk anlayışıdır. Yani ancak birbirine denk olan, benzeyen insanlar arkadaş olabilir. Yeni zaaflar uyandırır. Ruhta bulunan, yani sürekli olarak arkadaşlarla düşüp kalkmak değil de, bir de onlardan uzakta kendimizi dinlememiz gerekir diyor. Ruhta bulunan ve tümüyle iyileştirilemeyen zayıf her ne varsa bunları kötüleştirir. Bununla birlikte, yani kimlerle düşüp kalktığımıza bağlı olarak bizde değişimler oluşabilir. Kötü etkilenimler meydana gelebilir. Bununla birlikte şu iki şeyin birbiriyle harmanlanması ve sırayla yapılması gerekir. Yalnızlık ve kalabalığa katılma. Bu hatırlarsanız Zerdüşt okumalarımızda da hep karşımıza çıkıyordu. Zerdüşt mağarasına çekilip orada yalnızlığını, bir başınalığını yaşadıktan sonra tekrar aşağı inip kalabalığın arasına katılıyor. Şimdi insanın kendi içine çekilmesi önemli arkadaşlar. Çünkü sürekli olarak başkalarının içine, başkalarının arasına katılarak yaşamak bizi bir sürü içindeki bir varlık haline de getirebilir. Kendimizle karşılaşmamızı engelleyebilir. Bunu belki daha önceki konuşmalarımızda dile getirmiş olabiliriz veya belki de çok eskilerde. Karşılaşma ile rastlaşma farklı şeylerdir. Yani yolda yürürken birçok insana, arkadaşımıza, tanıdığa rastlayabiliriz. Ama hayatta yaşarken karşılaştığımız insanlar çok az olabilir. Çünkü karşılaşma büyük ölçüde birbirlerine açık olan insanların, İsterseniz şöyle diyelim, karşıları olan insanların karşılaşması söz konusu olabilir. Herkes herkesle karşılaşamıyor. Rastlaşıyoruz.
hayatın birçok yerinde, ne bileyim bir otobüs terminalinde mola verildiğinde örneğin veya herhangi bir kafede, yolda, istasyonda, hastanede, bir yerlerde. Ama karşı karşıya olma karşılaşan insanların iç dünyalarının birbirlerine açılmasıyla bir ölçüde tabii açılmasıyla olabilen bir şey. Bunun için herhalde insanın kendisiyle karşılaşması öncelikle önem kazanıyor. Tabii insanın kendisiyle karşılaşması birçok bilim insanının da belki bu konularda düşünen bilim insanının da söylediği gibi öteki üzerinden olur. Yani insan aynaya bakarak veya ben kimim diye düşünerek doğrudan doğruya kendisiyle herhalde karşılaşamaz. Başkası üzerinden karşılaşır. Başkasıyla ilişkilerinde kendini tanır. Nasıl biri olduğunu anlamaya çalışır. Kendisiyle karşılaşınca, karşılaşabiliyorsa, işte o zaman karşılaşabileceği öteki insanlar çıkar. Ötekiyle karşılaşmaya başlar. Bu da karşılaşmanın nasıl bir şey, nasıl bir deneyim, nasıl bir yaşantı olduğu konusunda işte 20. yüzyılın belki ikinci yarısından sonra epey batıda özellikle ahlak felsefecileri yazıp çizmişler. Evet, tekrar dönersek metne. Yalnızlık ve kalabalığa katılma. Yalnızlık bizim insanlara karşı özlem duymamıza sebep olur. Burada da bir ayrım yapmıştık. Yalnızlık ve bir başınalık olarak. Bir başınalık kaçınılmazdır, gereklidir. Ama yalnızlık bir sorun olabilir. Başkalarıyla ilişki kurmakta dolayısıyla kendimizi geliştirmede, kendi açılımımızı yapmakta sıkıntıya düşebiliriz. Yalnızlık bize yasak, galiba bir şair söylüyordu. Ama bir başınalık gereklidir. Buradaki yalnızlık sanıyorum bir başınalık anlamında olan. Yalnızlık bizim insanlara karşı özlem duymamıza sebep olur. Kalabalık ise kendimize karşı özlem duymamıza. Çok ilginç değil mi? Yani yalnızsak hep başkalarını özleriz ama sürekli insanların arasında ise kendimizi özleriz. Ve biri diğeri için çare olur. Yalnızlık kalabalığa karşı duyulan nefrete, yalnızlık kalabalığa karşı duyulan nefrete kalabalık, yalnızlıktan duyulan bıkkınlığa çare olur. Yani virgülü yanlış yerlere mi koymuşlar tuhaf?
yalnızlık, kalabalığa karşı duyulan nefrete, değil mi? Nefreti önler. Kalabalık, yalnızlıktan duyulan bıkkınlığa çare olur. Bence nefrete de bir virgül koymak lazım, değil mi? Yalnızlık, kalabalığa karşı duyulan nefrete çare olur diyecek. Kalabalık, yalnızlıktan duyulan bıkkınlığa çare olur. Ve iki tane çare olur kullansa daha açık olabilirdi. Zihin de aynı gerilim içinde sabit tutulmamalıdır ama hobilere davet edilmelidir. Hobi diye çevirmiş. Sokrates, yani kendimize küçük eğlenceler bulmalıyız. Çıkışlar yapmalıyız yaşamda. Zamanlar yaratmalıyız. Sokrates küçük çocuklarla oynamaktan utanç duymuyordu. Ve Kato, kamu görevleriyle sıkılan ruhunu şarapla gevşetiyordu. Scipio eğilirken o zafer kazanmış asker bedenini kadınlara özgü esneklikle hareket edenlerin ötesinde ritme göre hareket ettiriyordu. Şimdilerde yürüyüşte de adet olduğu gibi şehvetli bir biçimde değil ama o eski insanların oyunlar ile festival zamanları arasında erkeğe özgü bir tarzda düşmanları tarafından seyredildikleri halde bir zarar getirmeyecek şekilde dans etmek adetinde oldukları gibi. Demek ki böyle bir güç gösterisi olan danslar. Yani herkes o anlamda kendini bir rahatlama, bir oyun alanı, bir rahatlama alanı bulmalı. Ruhlara ferahlık verilmelidir. Dinlendikten sonra daha iyi ve daha gayretli görünürler. Bereketli toprakları zorlamamak gerektiği gibi, çünkü hiç ara verilmeyen üretim onları çabucak tüketecektir. Nadas diye bir şey var, değil mi? Yani toprağı dinlenmeye bırakıyorsunuz. İşte insan yaşamında da işte belli rutinleri, belli kalıpları kırmak gerekebilir. Sürekli çalışma da zihinlerin gücünü kıracaktır. Biraz gevşeyince ve ferahlayınca güç kazanacaktır. Zihnin sıkıntılarının sürekliliğinden bir donukluk ve zayıflık doğar. Yani o anda genişlemek gerekir. Onun için insan kendini çoğaltabilmelidir. Yani farklı ilgiler, zengin ilişkiler, zengin zevkler bulabilmeli. İşte çiçeklerle uğraşabilirsiniz, toprakla uğraşabilirsiniz, müzikle uğraşabilirsiniz, insanlara yardımla, hayvanlarla uğraşabilirsiniz. Sık sık gerçekleştirilmeleri halinde zihnin bütün yükünü ve gücünü alıp götürecek olan oyun ve şakalardan doğal bir haz alınmadıkça Nietzsche'nin de
okuyanlar anımsayacaktır. Ecce Homo'da nasıl tatil yapılabileceği üzerinde yorumları var. Yani insan kendini nasıl dinlendirecek? Bakın bu demek ki eski bir kültürden gelen bir şey. Yani stoik bakış, Helenistik düşüncenin kendisinde büyük ölçüde olan bir anlayıştır. Bu tip yol göstermeler, yaşam sıkıntılarına karşı. Dolayısıyla oyun ve şakalardan haz almak gerekir. İnsanların buna olan arzusu bu kadar büyük olarak kendini göstermeyecektir eğer bunu uygun biçimde yaparsak. Çünkü uyku da zindelik kazanmak için gereklidir ama bunu günler ve geceler boyu sürdürecek olursan sonu ölüm olacak. Yani devamlı uyuma. Bir şeyi gevşetiyor musun yoksa çıkarıyor musun? Arada çok fark vardır. Herhalde sıkıyor musun olmalı değil mi? Bir şeyi gevşetiyor musun yoksa belki gevşetip çıkarma, indirme anlamında olabilir ama gevşetip sıkıştırma anlamında da olabilir. Yasa koyucular bayram günlerini insanları şenliğe resmi olarak zorlamak amacıyla düzenlemişlerdir. Yani bayram yapmak, tatil yapmak istemiyor. Mecburen tatil koyacaksın, hadi herkes tatile. Şenliğe resmi olarak zorlamak amacıyla. Sanki çalışmalara zorunlu bir sınırlama koyuyorlarmış gibi bazı büyük kişiler de söylediğim gibi belirli günlerde kendilerine aylık tatiller veriyorlardı. Bazıları her bir günü boş zaman ve görevler arasında paylaştırıyordu. 10. saatten sonra kendisini hiçbir işin alıkoymamış olduğu Asinus Pollio'yu büyük bir hatip olarak hatırlarız. O saatten sonra yeni bir işe başlamamak için mektupları bile okumuyordu ama bütün günün yorgunluğunu o 2 saat içinde bir kenara koyuyordu. Bazıları gün ortasında kesmişlerdir işi, öğleden sonraki saatlere daha hafif işler bırakmışlardır. Atalarımız da 10. saatten sonra senatoda faaliyette bulunmuyorlardı. Şimdi Romalılar diyor, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki zaman dilimini 12 parçaya bölüyorlar ve bunların her birine hora, saat diyorlardı. Güneşin batışından bir dahaki doğuşuna kadar olan zaman dilimini ise 4 parçaya bölüyorlar. Bunların her birine vigilia, nöbet diyorlardı gibi bir açıklama koymuş. Yani çalışma ve dinlenme arasındaki ahengin nasıl kurulması gerektiği. Atalarımız da 10. saatten sonra senatoda bir faaliyette bulunulmasını yasaklıyorlardı. Asker nöbetleri paylaştırır, kaşif gezisinden dönenlerin gecesi işsiz geçer. Herhalde keşif gezisi olsa gerek. Zihne hoşgörü gösterilmesi gerekir. Bakın bu da çok güzel. Yani yormayın. Biraz onu oluruna bırakın. Hemen arkasından besin ve güç yerine geçecek boş zaman verilmelidir. Açık havayla ve sıkça soluk alıp vermeyle zihin kendini güçlendirsin ve yükseltsin diye açık havada yürüyüşler de yapmak gerekir. Zaman zaman yolculuk, yürüyüş ve yer değişikliği, toplumsal ilişkiler,
bol bol içki içme dinçlik sağlayacaktır. Zaman zaman sarhoşluğa kadar gitmek gerekir. Bizi batağa saplayacak kadar değil. Yani Dionysos ve Apollon işte eski Yunan'ın söylediği şekilde bir denge kurmak gerekir. Çünkü o kaygıları başımızdan atar. Yani in vino veritas şeyi var burada. Şarapta hakikat vardır. Burada buna benzer bir tavır. Liber dilinin haddini bilmezliği sebebiyle değil ama ruhu kaygılarının kölesi olmaktan kurtardığı için ve onu hem serbest bıraktığı ve zindeleştirdiği hem de her türlü girişime daha cüretkar kıldığı için şarabın bulucusu olarak açıklanmıştır. Liber Dionysos'a eş tutulan eski bir İtalya tanrısıdır. Burada Dionysos'un Bacchus, takma adlarından biri olan Grekçe Liaos, dert çözücü kelimesi ile aynı anlamdadır. Yani dertleri çözüyormuş. Şarabın öyle bir etkisi varmış. Yani liber o anlamda demek ki Dionysos. Ama özgürlüğün olduğu gibi şarabın da ölçülü olması sağlıklıdır. Solon'un ve Arkesilaos'un şaraba düşkün olduklarına inanılır. Kato sarhoşlukla suçlanmıştır. Ona her kim sataşırsa Kato'yu aşağılık kılmaktan çok suçlamayı itibarlı kılacaktır. Yani suçlamayın bunun için diyor. Ruh kötü bir alışkanlığa götürmesin diye bunu sık sık yapmamak gerekir. Ama yine de zaman zaman ruhun büyük bir sevincin ve serbestliğin içine çekilmesi gerekir. Kısa bir süre için kasvetli ayıklık bir kenara bırakılmalıdır. Bu da güzel değil mi? Kasvetli ayıklık da iyi bir şey değil ya. Ayıklısın ama ne bu kasvet? Yani biraz rahatla diyor. Ama bu tabii muhakkak içkiyle mi olur? Ayrı bir şey. Çünkü ister zaman zaman çıldırmak da hoştur diyen Grek şairine inanıyor olalım. Kimmiş bu? Grek şairi 70. Bilgi yoktur. Arkaios ya da Anakreon. Böyle tabii çok şiir var eski Yunan. İster aklı başında olan şiirin kapısını boş yere çalmış olur diyen Platon'a, isterse deliliği katmadan büyük bir yetenek asla olmamıştır diyen Aristoteles'e inanıyor olalım. Kışkırtılmış bir ruh olmadan diğerlerinin üzerinde yüce bir şey söylemek de mümkün olmaz. Sıradan şeyleri ve gelenekleri küçümsedikten ve kutsal bir esinle daha yücelerek ortaya çıktıktan sonra sonunda ölümlü ağzı ile daha önemli bir şeyi terennüm etmişti. Yani bütün bu isimlerini saydığı
kişiler. Kim bunu söyleyen yukarıda? Yani bunu söyleyen insan. Bütün bunları söyleyen insan. Aklı başında olduğu sürece yüce bir şeye ve sarp bir yerde bulunan bir şeye dokunamaz. Alışılmış olandan vazgeçmesi gerekir ve coşması, frenleri sıkı tutması, sürücüsünü acele ettirmemesi ve kendiliğinden çıkmaya korktuğu yere kadar tırmanması gerekir. Demek ki bir anlamda esrik olmaya da izin veriyor. Coşkulu olmak gerekir ve alışkanlığın kasvetinden kurtulmak gerekir diyor. Çok ilginç yani stoacılar için burada pek şey değildir yani stoa muhakkak bunları yapın değil ama bu herhalde Seneca'nın kendi tutumu. Tabii kendimizi tanımakla ilgili. Çünkü sonuçta stoa aklın seni yönetsin diyen bir öğretidir. Eğer aklın senin bütün varlığını neyse ruhunu ne demekse o. Yani insan olarak senin bütünlüğünü tanıyor ise ne zaman ne kadar çıldıracağın, ne kadar kasvetten kurtulmak için şenlikli olacağın, ne kadar basma kalıp yaşama tarzının dışına çıkacaksın. Aklınla bunu bulabilirsin gibi bir akla güven var. Ve şöyle bitiriyor konuşmasını Serenus'a. Pek sevgili Serenus, dinginliğini koruyabilecek, onarabilecek, gizlice yaklaşmakta olan zaaflara direnecek şeylere sahipsin. Zaten anımsarsanız Serenus da neredeyse ustası Seneca kadar bilge biridir. Yani kendisinin sıkıntılarını, dertlerini, her şeyini biliyor. Ama yine de şunu bil ki hata yapan ruhu güçlü ve sürekli bir kaygı kuşatmadıkça önemsiz şeyleri gözetenler için bunların hiçbirisi yeterince etkili olmaz. Hata yapan ruhu güçlü ve sürekli bir kaygı kuşatmadıkça, yani kuşatırsa etkili olur. Tabii buradaki kaygıyı çok hastalıklı bir endişe olarak anlamamak gerekir. Ama işte ihtiyatlı olmak, temkinli olma anlamında alabiliriz. Yani stoa ilginç. Galiba bundan sonra Yıldız şeyi okuyorduk değil mi? Kikero'nun tutarsızlığını okuyacağız herhalde. Stoacıların paradoksları. O var mıydı o metin bizde? PDF'si var hocam. Ha, göndermiş miydin? Herkeste var mı? Gönderirim hocam. Tamam. O zaman haftaya onu okuyacağız. Bunu bitirmiş olduk. Bilmiyorum izlenimleriniz nedir? Bunları zaten biz biliyorduk mu diyorsun? Ya bu Seneca'da neymiş kardeşim? Bunların hepsini zaten babaannem
bana hepsini anlatıyordu. Yok mu yorum yapacak olan arkadaş? Benim için müthişti hocam. Stoya çok ilgim vardı zaten. Ama daha tabii yürünecek çok yol varmış. Çok keyif aldım beraber düşünmekten. Şimdi Sta biliyorsunuz hala yaşanıyor. Yani Stoa okulları var. Web sayfaları var, bakabilirsiniz. Kitaplar yazılıyor, konferanslar veriliyor, toplantılar yapılıyor. İnternette bağ kurabilirsiniz Stoa'yla. Tabii yeni Stoa biraz daha şey olabilir. Yani fırsat bulursak belki Türkçe'ye çevrilmiş metinler varsa yeni Stoa'cılardan da yani daha doğrusu Stoa'nın yeni yorumlarını yapanlardan da metinler okuma imkanı olabilir hoşunuza gidiyorsa. Veya şey okunabilir, Epikuros. Epikuros veya işte skeptiklerden okunabilir. Yani Helenistik felsefenin en çok bilinen kısmı Stoa. Ama Epikuros daha şeydir. Daha radikal gibi gözüküyor bana. Hocam Epiktetos mu, Epikuros mu? Epikuros, evet. Epikuros. Ne dedim ben? Başka bir şey mi dedim? Yok, daha radikal derken sanki Epiktetos'tan bahsediyormuş gibi Stoacılardan. Yok yok, Epikuros kastettim. Tamam. Stoacılardan değil. Epikuros'u, Epikuros okulundan söz ettim. Maalesef çok fazla bir şey kalmamıştı. Onun tabii bir madde üzerine Lucretius, şair Lucretius'un anlattığı bir Kur'an var. Atomlarla ilgili. Ama ahlak konusundaki sözleri tabii fragmanlar halinde Türkçe'ye derlenmiş mi bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Epikuros okumak da keyifli olabilir eğer iyi bir çevirisi varsa. Hocam ben de dinlerken ilgimi çekti. Diğer metinleri de okumak ihtiyacını duydum. Ama bir taraftan da bugün popüler kültürün stoacılığı tüketmekte olduğunu düşünerek hüzünlendim. Gerçekten piyasada hep bu düşünceler kötü şekilde kullanılıyor. Yani kötü derken banal, bayağı anlamlı. Tabii tabii tabii, doğru. Ve bunları tabii bir teknik haline getirip bunların ruhunu, manasını duymadan uygulamaya çalışma. İşte karşındaki şunu yaparsa sen de ona bunu yap filan gibi. Hakikaten bu tip öğütlerle işin şeyini duymadan, yani o ruhunu diyelim, manasını duymadan böyle bir stoacılığı bir kalıp halinde bir takım öğütler olarak düşünmek çok yanlıştır. Bütün daha önce de konuştuğumuz gibi bütün büyük filozoflar bir yanlarıyla stoacıdır, stoiktir. Böyle bir felsefenin kendisinde bir stoik bileşen vardır. Bir stoik boyut vardır diye. Evet. Hocam. Devam edeceğiz. Buyurun. Daha önce tabii söyledim, ben bu eleştiriyi yaptım bu metni okurken, ama bence çok fazla eleştirilecek şey vardı bu metinde. Şey anlamında, yani çok tabii derin manasına bakıldığında mantıklı gelebilir.
Ama söylenen işte o zengin fakir ayrımı, işte az önce de mesela yalnızlıkla ilgili okuduklarımız falan da çok böyle bana hep yani bir kapalı alanda kalıp aslında çok da yaşamı deneyimlemeyip bir yani yavan bir hayat yaratıyor gibi geliyor bu stoacılık. Dediğim gibi bundan önce de söylemiştim, yani Avrupa'da bu çok fazla yaygın bir hayat tarzı ve bunu çok gözlemliyorum buradaki insanlarda da. Ama yani tabii bizim Anadolu'da yaşadığımız biraz daha biz hani acıyı balayla dip gibi bir hayatta yaşıyoruz ama o bence insanı daha güçlü kılıp hani o aslında kendinizi de tanıyorsunuz artık bir yerden sonra. Veya ne kadar kötü bir şey yaşarsanız yaşayın, oradan aslında iyi bir deneyimle çıkabiliyor insan. Yoksa kapalı bir ortamda kalıp sadece işte her şeyden uzak durayım, mutlu olayım, bireysel alanında kalayım gibi bir bakış açısı bence çok fazla var. Bu metin bence çok bana çok eleştirilecek bir metin gibi geldi. Evet, doğru. Yani çok da eleştirilmişti. Yani değişik açılardan. Ama bir şey, yani Hristiyanlığın köklerinde olan bir öğretidir. Yani kiliselerde stoa metni görebilirsiniz. Onu Hristiyan, kilise onu Hristiyanlaştırmış. Halbuki yani pagan. Pagandır stoa. Ve materyalisttir. Ben stoayı mutluluk için hani araçsal bir tavır olarak görmüyorum. Daha varoluşsal bir, varoluşçu bir tavır olarak görüyorum. Güzel. Ve hayatın dışında kapalı bir kutu içerisinde olma gibi bir bana göre şeyi yok. Vurgusu yok. Hayatı yaşayıp onun kendi içinizdeki deneyimine karşı aslında bir tavır geliştirmekle ilgili. Evet. Bana göre. Yani böyle bir, yani iki Özgül'ün de Şenay'ın da görüşleri yerinde, çünkü yeni stoacılar iki şeyi de söylüyorlar. Ama daha çok açılım işte stoik tavırla egzistansiyalist, daha böyle belki özgürleştirici bir bakışı da bir araya getiren anlayışlar da vardır. Çok ilginç. Yani demek ki Stoa'nın 1001 yüzü var. Değil mi? Yani hangi yüzü? Hangilerini kullanacaksınız? Belki okumayı sürdürürsek arkadaşlar, hoşunuza gidiyorsa, bir bakalım ki Kikero'nunki bir eleştiri aslında Stoa'ya yöneltilmiş, değil mi okuyacağımız metin? Oradan da bir açılım umarım kazanırız. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.